Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman. Kanalın kanalından yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Mega Upload platformunun tanıtımını yapacağız. Yani benim için herhangi bir kârı yok. Bana aslında biraz kârı var ama video ile alakalı değil. Hani bu videoyu tanıtıyorum ama onun yararına olabilir ama benim yararıma farklı bir şekilde yansıyacak. Videonun ilerleyen dakikalarında bunu da sizlere göstereceğim. Şimdi hani bunun reklamını da yapıyorum derken niye belirttim böyle bir şeyi? Bazı video kanalları hani herhangi bir platformu tanıtırken ondan reklam ücreti alıyor veya ona benzer ücretlendirmeler veya sponsorluklar veya programın özel premium üyeliklerini alıyorlar. Ha, benim öyle bir karım yok, onu söyleyeyim. Bu tamamen hem sizin karınıza hem benim karıma. Başka programın karına ancak tanıtımı oluyor. Başka bir şey olduğu yok. O da oluyor çünkü program var ortada. Onu kullanıyoruz. Programın nasıl kullanılacağıyla alakalı bir video olduğundan dolayı tanıtımını da otomatikman yapmış oluyoruz. Bu arada arkadaşlar hani bir teknoloji, oyun, gaming tarzı bir video kanalımız olduğundan dolayı ya hani birçok arkadaşınız da merak edip hani kafanızda bir soru işareti oluşmuştur. Bildiğiniz üzere magazin haberlerinde paylaşmaya başladık. Bunun sebeplerinden bir tanesi kanalımızda kazanma imkanı açtık. Hani diğer editör alma olayı bu. Bu editörler, hani editör olayımız şudur. Video çekip gönderirsiniz ve o videonun %50 gelirini elde edersiniz. Bu sayede hem siz kazanırsınız hem ben kazanırım. Bu şekilde bir kendimce kampanya başlattım. Şu anda iki arkadaşla anlaştım. Videolarını hem yayınlıyorum. Birisi oyun, birisi de magazin üzerine çekim yapıyor. Tabii sizde herhangi bir eğitim olsun, oyun videosu olsun, nasıl yapılır tarzında videoları olsun, Vine olsun, o tür videolar, yani kanalımızın bir kategori sınırlaması yok. Kanalımız zaten başlığında da belli. Android, iOS, hacking ve her şeyle alakalı. Yani politika, siyaset dışındaki her türlü videoyu, işte bazı hani YouTube kanalları şu şekilde şey yapıyor. İşte en iyi dövüş sahneleriyle alakalı filmleri yayınlıyor. Onlar da bir iş. Sonuçta slide hazırlıyorlar. Onlarla alakalı videolar hazırlıyor. İşte ne kimdir, kim kimdir, burası neresi veya şehirleri hakkında bilgilendirme slaytları. Binlerce demeyelim de yüzlerce video çeşidi var zaten. Bu tür videolar hazırlıyorsanız veya hazırlamayı seviyorsanız, en azından hobi niyetine bu şekilde yapıyorsanız da kanalımıza başvurarak, zaten tüm video altlarında video çek para kazan linki var. Bu linkten başvurunuzu yaparsınız ve sözleşmemiz taraflı bir şekilde telefon iletişimiyle veya mail iletişimiyle anlaşıldıktan sonra, yani anlaşma olduktan sonra sağlıklı bir şekilde ilerleyebileceğini düşünüyorum. Bu sayede hem hobinizi para kazanarak geçirebilirsiniz, hem de sevdiğiniz işi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde düşünüyorum. Videonun başında da yine açıklayıcı bir hani bu görüntüyle alakalı açıklama yapayım dedim. Net bir şekilde. İstiyorsanız konumuza dönelim. Burada Mega'nın hem tanıtımını yapmış olacağız hem benim karıma hem de sizin karınıza olabilecek bir video. İstiyorsanız başlayalım. Mega platformu nedir onu söyleyelim. Size 15 GB alan veren, yani depolama kotası, pardon şuraya kafam buraya takıldı. 15 GB, muhtemelen 15 GB dediğim, evet. 15 GB alan veren bir bulut depolama alanı. Yani siz kayıt olduğunuz zaman mail adresinizle size direkt 15 GB alan veriyor ve bu hiçbir zaman eksilmiyor. Tek sorun şu, bildiğim kadarıyla bulut depolama üzerine yüklediğiniz herhangi bir işte içerik, diyelim ki 3 veya 4, artık onun sınırlaması var mı onun detayını pek fazla araştırmadım. İndirilme olmazsa o içerik siliniyor. Yani Mega'da serverında hiç indirilmeyen veya kullanılmayan veya hiçbir etkileşimi olmayan bir herhangi bir dosyanın barındırılmasını sürdürmez. Niye? O dosya indirilmiyor. Orada niye boş boşuna dursun da yer kaplasın düşüncesi herkesin kafasında canlanabilir o soru. Bundan dolayı da sürekli olarak indirilebilen veya paylaştığınız herhangi bir içeriği 15 GB'a kadar upload edip bulut depolama alanları üzerinden, yani Mega üzerinde barındırabilirsiniz. Ve işte bu hani hem blog olsun, hem web sitesi olsun, hem işte .net'li, .org'lu, .com'lu siteleriniz olsun. Bunun için bir link paylaşım alanı olarak kullanabilirsiniz. Yani linkleri alabileceğiniz, indirme linklerini, paylaşma linklerini alabileceğiniz bir platform oluşturursunuz. Ve bu platform üzerinden dediğimiz gibi web sitelerinde istediğiniz kadar paylaşımı yapabilirsiniz, ama 15 GB'a kadar. Peki 15 GB'ı ben nasıl attım? 15 GB bana yeter mi? Tabii ki yetmez. Çünkü birçok web sitesi neredeyse hani 10 TB veya 100 TB boyutlarında depolama alanları bulunuyor, mevcut. Onlar sanal veya serverları var. Ama siz hani ben bedava yapmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar, Mega'yı kullanabilirsiniz. Ama bu 15 GB değil. Bu ilk başta kayıt olduktan sonra 15 GB. Bundan sonrasında size görevler verecek. Bu görevleri de yerine getirirseniz sizin burada 50 GB'a kadar boş depolama alanınız olacak. Bulut depolama alanınız. Peki hani 50 GB da yine az. Bana göre gene az. Ben bunu arttırabilir miyim? Tabii ki arttırabilirsiniz. Bunu nereye kadar arttırabilirsiniz? Sonsuza kadar arttırabilirsiniz. Onu da ilerleyen dakikalarda nasıl yapılacağını göstereceğim. Bu sayede hem ben kazanacağım, hem siz kazanacaksınız arkadaşlar. Niye burada hem ben kazanacağım diyorum? Çünkü ilerleyen dakikalarda anlattığım içeriklerden bazıları çok güzel özellikleri barındıran bir platform olduğunu gösterecek. Bu platformu ve hani bu özellikleri kullanmak isteyeceksiniz. Gerçekten sadece bulut depolama alanından ziyade insanlarla konuşabileceğiniz, telefonlarla konuşabileceğiniz, hani sesli olarak konuşabileceğiniz, iletişim kurabileceğiniz, video görsel olarak yani karşı tarafı görüntülü olarak konuşabileceğiniz, dosya gönderip paylaşabileceğiniz, yazışabileceğiniz chat alanları da bulunuyor Mega'da. Mega sadece bulut depolama alanı değil, bayağı kendini geliştirdi. Bu geliştirmeyle beraber de birçok özelliği geldi arkadaşlar. Ve bu özellikleri de yine dediğimiz gibi ilerleyen dakikalarda teker teker anlatacağım. Zaten solda bir menümüz var. Bu menü üzerinden de ilerleme yapacağız arkadaşlar. 50 GB'a kadar görevleri yaparsınız. Peki görevler nedir? Çok basit. Size işte mobil cihazınız kullanıyordur. Herkes mobil cihazı kullanıyor. İşte telefon, tablet veya ona benzer araç ve gereçler evinizde kesinlikle vardır. Yani yıl olmuş 2018. Olmayan var mı? Yok. Herkes kullanıyor. 7 yaşındaki çocuğun elinde bile telefon var arkadaşlar. Burada MegaSync diye bir program var. Bu bilgisayarlar için, tabletler için ve telefonlar için var. MegaSync'i yüklediğiniz zaman bilgisayarınıza size ekstradan bir 20 GB daha veriyor. Bu sayede elinizde 15 GB varken toplamda 35 GB'ınız oluyor. Tabii bu muhtemelen seneliğini mi bilmiyorum. Senelik galiba. Senelik. Senelikten sonra yine 15 GB'a düşüyor. Peki düşerse benim yüklediğim 35 GB'lık alan ne oluyor? 15 GB'a kadar bölümü siliniyor arkadaşlar. Peki ben bunun önüne geçebilir miyim? Tabii ki yine geçebilirsiniz. Onu da yine ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Peki sadece bilgisayar üzerine yükleyebileceğimiz MegaSync üzerinden mi yapabiliyoruz bu işi? Hayır. Tabletiniz varsa yine onun içerisinde bir de MegaSync yüklüyorsunuz. Ondan da 10 GB alıyorsunuz. Telefon var, ondan da 10 GB alıyorsunuz. Ve elinizde birçok hani elinizde 50 GB, 60 GB bir depolama alanı oluyor. 35, 45, 55. 55 GB'lık bir depolama alanı oluyor. Yine bunların da süreleri var. İşte 1 senelik, 365 günlük süreleri var. Yine bu programları ve uygulamaları cihazlarınıza yüklediğiniz an itibariyle 365 günlük süre başlar arkadaşlar. Ve bittiği zaman da yine alınır sizden. Peki hani nedir bu arttırma yöntemleri? Çok basit. İlerleyen dakikalarda yine anlatacağım. Bu kısım bizim panelimiz. Panelde kaç GB alanımız var? Kaç GB alanımız dolu? İşte aktarım hızımız nedir? Aktarım ne kadar kullanmışız? Genel kullanım bölümüne geldiğimiz zaman burada bir depolama alanımız görünüyor grafiksel olarak. Burada işte %41'i dolu. Peki %41'i neyi dolu? Burada 14 GB, yani pardon 35 GB alanımız var bizim. Bunun 14.36 GB'ı dolu. Yani %41 alanı dolu. Burada da küçük bir grafiksel alan var arkadaşlar. Burada aktarım oranı var. Aktarım oranı nedir? İndirme, yükleme, upload olayı. Hani internet download managerle indirme yaparsanız aldığınız internet hızının neredeyse %60'ını %70'ini ile indirme yaparsanız, ama bir tarayıcı üzerinden indirme yaparsanız da en fazla 600-700 kilobayt üzerinden indirme yaparsanız. Bu şekilde bir örnek vereyim istedim. Misal farklı bir örnek daha vereyim. Bu tarifeye göre değişen örnekler. Mesela Türk Telekom'dan internet alıyorsunuz. İşte 10 megabit'e kadar hızınız var. Sizin upload hızınız 1 megabit'tir. Download hızınız 2 megabit'tir. Yani 10 megabit'lik bir özelliğe sahip hizmet bu şekilde. Yani 100 megabit'lik hızınız var. Download hızınız 40 megabit olur. Bu anında indirir 1 GB veya 5 GB'lık bir veriyi. Yükleme upload hızınızda işte 5 MB olur. Bu da yine hızlı bir şekilde upload etmenizi sağlar. Tabi bunun fiyatı değişir. Peki buradaki aktarım olayının özelliği de aynı saydığımız örneklerle aynı arkadaşlar. Bu da peki nasıl artıyor? Siz günlük olarak, hani bu yine aylık olarak değişiyor. Yani mesela benim aktarım olayımda 40 GB'lık var. Ama bu hızla alakalı değil. Muhtemelen hızla alakalı değil. Bu sadece kotayla alakalı. Yani ben 40 GB'ı indirip indirebiliyorum. Yani herhangi bir şeyim varsa, tabi bu şahsım. Bu sadece kendi hesabım üzerinden değil. Farklı mega dosyaları üzerinden de. Mesela benim gibi birisi upload etti. 10 GB'lık video oyun upload etti. Ben bunu 40 GB'ına kadar sorgusuz sualsiz indirebilirim. Yani normalde Mega'nın böyle bir sınırlaması var arkadaşlar. Bu sınırlamayı da hani yine var. Bir tarayıcı üzerinde bunun bir eklentisi var. Bu eklentiyle en fazla 500 MB'a kadar linkleri indirebiliyorsunuz, ama o eklenti yoksa engelliyor size. Ya hesap açmanızı istiyor ya da premium hesabı almanızı istiyor, yükseltmenizi istiyor hesabınızı. Yani kesinlikle hesap açtırıyor size zorunlu olarak. Ama o eklenti sayesinde hesap açtırmıyor arkadaşlar. Onu da yine videoda ilerleyen dakikalarda size göstereceğim. Şimdi aktarım olayı hızla alakalı değil bunda. Sadece kotayla alakalı. Peki kotayla alakalı ben yüklediğim bir herhangi bir içeriği niye indireyim? İndirmezsiniz tabii ki. Niye indirebilirsiniz? Ama dediğimiz gibi sizin de hani sizin gibi birçok kullanıcı da Mega'yı kullandığından dolayı işte oyun upload eder, program upload eder, yüzlerce gigabaytlı her şeyi upload eder. Siz de o içeriği indirmek için yine Mega'yı kullanmak zorundasınız. Çünkü o adam Mega'nın üzerinde yüklemiş. Ama siz üyesi olduğunuz için ve size tabii yine ayrıcalıklar sağladığı için, niye ayrıcalıklar sağlıyor? Onun verdiği görevleri yaparsanız size ayrıcalıklar sağlıyor. Bu görevleri de yine ilerleyen dakikalarda zaten bir kısmını aktardık. Yine bir kısmını da ilerleyen dakikalarda aktaracağız. Aktarım oranında bu şekilde mantık çalışıyor arkadaşlar. Bizim 40 GB bir aktarım olayımız var. Hani aktarım sınırımız var, kapasitemiz var. Bunun şu anda 143 MB'ını kullandım. Bunu da neden kullandım yine video içerisinde ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Yani indirme değil, pardon, bu indirme sadece. Upload değil. Yani beni 40 GB'a kadar upload edebilirim diye bir sınırı yok bunda. İstediğiniz kadar upload edebilirsiniz. Sadece farklı hesaplardan veya kendi hesabınızdan herhangi bir dosyayı 40 GB'a kadar indirebilirsiniz. Bu özelliği var. Bu da güzel bir özellik, çünkü tamam Yandex size 15 GB alan veriyor ama Yandex'te bu şekilde özellikler yok. Yani bazı özellikleri yok. Bir de çok Yandex hani virüslü barındırıyor. Bunda virüslü barındırmıyor. Misal herhangi bir kullanıcı bir upload ettiği zaman Mega virüslü olduğunu belirtiyor ve o dosyayı siliyor, kaldırıyor. Ne oluyor? Sizin gibi veya benim gibi herhangi bir kullanıcı indirdiği dosyadan zarar görmüyor. Ama Yandex'te öyle değil. Yandex'te A'dan Z'ye adam Allah ne verdiyse yüklüyor. Virüslü her şeyi yüklüyor. Dosya ko gibi çalışıyor adamlar. Hiçbir şey denettim falan yok. Ama Mega öyle değil arkadaşlar. Mega tertemiz çalışıyor. İşte açılan bonuslar kısmı var. Burada da dediğimiz gibi daha fazla bonus kazan seçeneği var. Bunu sağ tıklayıp yeni sekmede açalım diyeceğim ama sağ tıklayamıyoruz. Depolama kotası 20 GB. Aktarım kotası 40 GB. Yani aktarım kotasını zaten aktardık. Depolama kotası da 20 GB arkadaşlar. Ama burada 35 GB olarak belirliyor. Bu muhtemelen şu 35'in 15 GB'ı mı bitmiş olsa mı gerek? Az mı kaldığından dolayı bu şekilde görünüyor. Ürünlerimizi kullanarak daha fazla ücretsiz transfer depolama alanı kotası kazanabilirsiniz. Buraya geleceğiz. Kullanılan depolama Burada yine %40 bu sürücüsü, yine burada da grafik olmadan yapılmış bir görsel var. Görseli görüyorsunuz yani. Aktarım kotası 144 MB kullanılabilir. 40 GB yine buradaki bölümü anlatmış. Burada benim upload ettiğim tüm dosyalar 125 tane dosya. O da hepsi 14 GB. 14,3 GB. Tüm klasörler 44 klasör var. Bu da aynı bunun. Yani ben kategori klasör oluşturmak isterim arkadaşlar. Neyin nerede olduğunu bulabilmem için. Herkese açık bağlantılar 93 tane bağlantı var. 5 GB'lıktı. Alanın bağlantısını paylaşmışım Mega üzerinden. Diğerlerini daha paylaşmadım. Çünkü ilerleyen günlerde sürekli olarak video hazırlayacağım ve bu videolar ek olarak linkler paylaşacağım. Bu videolar içinde hani uploadlarımı hazır etmek istedim. Yine Mega sürücüsü üzerinden zaten çekebileceğim hani videoların uploadları mevcut. Kalkıp da işime yaramayan herhangi bir şey upload etmedim. Zaten kişisel verilerimi upload ettiğim bir hesabımda var ama o bu değil. Çünkü bu şekilde göstermem. Burada her şey ayan beyan ortada. Kişisel verilerimden kastım videolarım, resimlerim gibi arkadaşlar. Bundan dolayı bunu da bu amaçla da kullanabilirsiniz. Bazı akıllı TV'lerde Mega'nın oturum açma özelliği var, uygulaması var. Ondan da hem o uygulamalar üzerinden akıllı TV'lerden de oturum açabilirsiniz. Bunun senkronize ve güncelleme olayı hızlı. Yani hem telefonunuzda var, hem tabletinizde var, hem bilgisayarda var, hem televizyonda var. Bu sayede siz televizyondan buradaki tüm resimlerinizi tek bir noktada senkronize ederek izleyebilir, görüntüleyebilir veya bakabilirsiniz veya erişebilirsiniz. Böyle bir güzel yanı var bunun. Bu kısım bu kadar arkadaşlar. Şuradan daha fazla bonus kazana tıklayalım. Kaydolma bonusu. Burada zaten kaydolduğunuz zaman size ekstra 15 GB alan veriyor. 35 GB depolama alanı kazandınız. Süresi doldu diyor. MegaSync yükle diyor. Bonus 110 gün içerisinde bitecek diyor. MegaSync'ten yüklediğiniz zaman 20 GB var. Mobil uygulama yükleyin diyor arkadaşlar. Bakın burada depolama alanını 15 GB depolama alanı 30 GB'da transfer. Yani mobil uygulamayı da yüklediğiniz zaman bu mobilden kastı telefon, tablet. Bu tek bir kullanıcı şunu belirteyim. Bir mail adresiyle kayıt olduğunuz için o mail adresinden tablete de, telefona da veya iPhone veya Android bilgisayara, telefona veya cihaza da bir tane uygulamayı o hesapla yüklediğiniz zaman bu sadece bir tane hediye verir. Yani elinizde 3 tane tablet vardı, hepsini ayrı ayrı sinik yüklediğiniz zaman yine bir tane hediye alırsınız. Çünkü hesap aynı. Mega arkadaş davet et diyor. Buna da ilerleyen dakikalarda anlatacağımız olaydı arkadaşlar. Yine herhangi bir arkadaşınızı davet ederseniz 10 GB alan alıyorsunuz ki bunun sınırı yok. Mesela ben 100.000 tane adam davet ettim. 100.000'i 10 GB ile çarp bakalım. Yani o kadar terabaytlarca alan kazanmış oluyorum arkadaşlar. Bunun da yine 365 gün süresi var. Gün sonra bitecek. Ama şu an başlamadığı için bitecek demiyor. Çünkü bu şekilde kırmızı olarak belirtmemiş arkadaşlar. Çünkü başlamamış. Ama her arkadaşınıza gönderdiğiniz davet kodunu aldığı zaman, işte davet linkini aldığı zaman o her arkadaşınız için ayrı ayrı 365 gün hangi tarihten başladıysa bir süre, yani süre beliriyor arkadaşlar. Şimdi bulut alanına tıkladık. Burada zaten şunları şu şekilde kapatayım da ben. Burada benim kategori olarak yaptığım bir bölüm var arkadaşlar. Bu bölümde işte diyelim ki Android belgeler, hacking, iOS, Linux, medya, web ve internet, Windows yeni diye bir klasör oluşturdum. Zaten ekranınızda da tablo olarak liste veya tablo görünümü olarak da ayarlı olduğumuz görüntüyü görüyorsunuz. Bunlar içerisinde işte dediğim Android oyunları, uygulamalar vesaire ona benzer istediğiniz kadar iç içe klasör oluşturabiliyorsunuz veya düzenleyebiliyorsunuz. Zaten Android'i şu şekilde açtığınız zaman görüyorsunuz içerisinde ne kadar klasör var. Hatta o klasörlerin içerisinde de klasörler var. Bu bölümde yine yeni klasör oluştur diyorsunuz. Yine yeni klasör bir tane oluşturalım. Yeni klasör dediğiniz zaman klasör adı diyor size zaten. FFF diyorum. Oluştur diyorum. Burada FFF klasörü alfabetik bir sıraya oturduğundan dolayı kalkıp da en son olmuyor. F harfi neredeyse oraya geçiyor arkadaşlar. Bunu sağ tıklayıp birçok özellik yine açılıyor. Sileceğim. Çünkü diğerleri üzerinden göstereceğim. Tekrar bunu göstermeye bir klasör içerisinde eğer bir veri varsa bir klasörü silmeden önce içini kontrol edin arkadaşlar. İçerisinde herhangi bir dosya varsa onlar da silinir. Olur yani tüm dosyalar. Evet diyoruz, zaten içi boş olduğu için herhangi bir şey olmayacak. Zaten silseniz de anında çöpe gitmeyecek. Hani bir de geri dönüşüm kutusundan da kurtarabiliyorsunuz yine dosyalarınızı, ama yine de böyle bir geri dönüşüm işlemi yapmamak için, uğraş sağlamamak için dikkat edin arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Şimdi yine dosya yükle dediğiniz zaman, buradan tıkladığımız zaman arkadaşlar bu şekilde pencere açılıyor. Bu pencere içerisinde de sizin bilgisayarınıza bir bağlantı kuruyor. Bilgisayarınızın istediğiniz herhangi bir noktaya oradan yönlendirme yaparak TXT dosyasını, video, ses dosyasını, exe dosyasını, rar dosyasını, program, oyun, ISO dosyasını A'dan Z'ye aklınıza gelen her şeyi upload ediyor arkadaşlar. Ama virüslüyse onu kabul etmiyor. Onu da söyleyelim. Klasör yükle dediğiniz zaman yine masa üstünde bir klasörünüz varsa içi dolu. Bunları tek tek upload etmeyin. Ben klasörle yapayım. Hatta işte Android klasörünü tamamen ben bilgisayarımda hazırlayayım. İçerisindeki tüm her şeyi yerleştireyim. Sadece klasör yükleyeyim diyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Uğraş sağlamazsanız tek tıkla tüm klasörü upload etmiş olursunuz arkadaşlar. Yine burada tıkladığımız zaman tablo görünümü var. Liste görünümü, buradan da tablo görünümü var. Şimdiki herhangi bir klasör üzerine sağ tıkladığınız zaman bu aynı masa üstündeki sağ tıklama mantığıyla çalışıyor arkadaşlar. Mesela şöyle söyleyeyim. YouTube üzerinde sağ tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi böyle bir şey çıkıyor. Yani şuradaki videonun üzerine sağ tıkladığım zaman şu videoyu şuraya taşı veya şu videoyu indir gibisinde bir seçenek yok. YouTube böyle bir imkan vermiyor. Ama Mega'da öyle değil. Üzerine sağ tıkladığınız zaman bu klasörü açabilir. Mega Drop klasörünü yapabilir. Mega Drop'tan kastı Sync üzerine eşitleyebileceğiniz, MegaSync üzerine eşitleyebileceğiniz bir klasör. Bu sayede o klasörü içerisinden alışveriş yaparsınız. Yani bilgisayarınızda MegaSync program var. Bu program içerisinde de aynı dosya oluşur. Ve o dosya içerisine herhangi bir video koyduğunuz zaman bu dosyanın içerisine otomatik yüklenir arkadaşlar. Bilgi var. Dosyayla ilgili bilgiye baktığınız zaman işte bilgiler, normal kapasitesi 2 KB, ne zaman açılmış, içerisindeki dosya ne kadar, bunların görüntüleyebiliyorsunuz. Yine sağ tıkladığımız zaman bunu favorilere ekleyebiliyorsunuz. Etiketleme yaptığınız zaman işte kırmızı diyelim. Burada kırmızı görünüyor. Bu sayede renge göre bir etiketleme işlemi oluşturabiliyorsunuz. Daha kolay anlaşılabilir bir görüntü elde edebilirsiniz. Yine indir dediğiniz zaman, standart indirme dediğiniz zaman tüm klasörü indirir. Zip dediğiniz zaman WinRAR ile veya zip dosyası ile sıkıştırılmış bir şekilde indirir. Bu daha güzel bir yöntem. Bağlantıyı al dediğiniz zaman arkadaşlar, yine ben nasıl bağlantıyı paylaşıyorum sizlerle, bu şekilde paylaşıyorum. Bu sadece klasör içerisinde değil, herhangi bir şey içerisinde de böyle çalışıyor arkadaşlar. Anahtarı olmayan bağlantı dediğim zaman bu şekilde paylaşıyorum, ama bunun anahtarı olmadığı için siz bu klasöre erişemezsiniz. Yani benim anahtarı paylaştığım kişiler erişebilir. Bu da gerçekten daha bir süper özelliklerden bir tanesi. Ama hani Yandex'te veya farklı bir şeyde yok arkadaşlar böyle bir özellik. Ben bunu diyelim ki video altına koydum. Buna birisi tıkladığı zaman, gittiği zaman şifre isteyecektir. Şifre olmadığı için de bu klasöre erişim yapamayacaktır. Ama kanalıma sponsor olan kullanıcılar için böyle bir özellik belirlemeyi düşünüyorum. Bu sayede onlar da reklamsız linkler ile istediği herhangi bir dosyayı reklamsız olarak indirebilecek, hızlı bir şekilde indirebilecek. Tabii ki sponsor olan kişiler arkadaşlar. Diğer kişiler hani maalesef benim de uğraşlarım olduğundan dolayı reklamlı linklere kullanmaya devam edecekler. Şifre çözme anahtarı istediğiniz. Diyelim ki böyle bir klasörü oluşturdunuz, bu link aldınız, kopyaladınız ama ya ben bunu şifresini oluşturmadım, ben bunu nasıl açacağım demeyin arkadaşlar. Çünkü ben diyelim ki bunu bu şekilde paylaştım, bunu kapattım. Bunun üzerine sağ tıkladığım zaman işte bağlantıyı yönet dediğim zaman burada şifre çözme bağlantısına tıkladığım zaman bir de size şifre çözme bağlantısı veriyor. Yani kodu veriyor. Bu kodu alıp altına işte şifre anahtarı diye yazıp bunu yapıştırırsanız millet oradaki yapıştırdığınız kodu alır ve şifreyi açar arkadaşlar. Bir de anahtarlı bağlantı var. Bu da hep link ve kodu beraber bir şekilde veren bağlantı. Bunu da direkt buradan kopyala dediğiniz zaman zaten bunun üzerine sağ tıkla kopyala da yapabiliyorsunuz ama buna da ihtiyacınız yok. Direkt olarak buradan kopyala dediğiniz zaman bu herhangi birisinde, hepsinde çalışıyor. Ama en sağlıklı, ben hiç anahtar işlerine girmeyeyim, direkt böyle bağlantıyı kopyalayayım, bağlayayım gönderin diyorsanız anahtarıyla beraber oluşturulmuş linkleri alabilir. Kullanıcılara herhangi bir şifre sorulmaz. Herhangi bir şifre ekranı gelmez. Hızlı bir şekilde link paylaşımı yapmış olursunuz. Ama diğer yöntem ise, misal örnek vereceğim. Siz işte sponsorlu şeyler var, kişiler var YouTube kanalınızda. Onlara reklamsız, upload ettiğiniz reklamsız programlar veya işte linkleri paylaşmak istiyorsunuz. Bu şekilde sponsor bağlantısı dersin. Buraya da bu linki koyarsın. Sponsorlara özel o linkin şifresini gönderirsin. İşte Messenger üzerinden, telefon üzerinden, artık ne hangi platformu kullanıyorsun onun üzerinden ona gönderirsin. Bu sayede ne olur? Sponsorlar o şifreye girer ve sponsor olduğu için kanala belli bir aylık ödediğinden dolayı arkadaşlar sizin verdiğiniz klasörlere reklamsız bir şekilde erişim sağlarlar. Böyle de bir hizmet çerçevesi oluşturursunuz kendinize. Güzel bir özellik. Yine bu şekilde bunu yapabilirsiniz. Bağlantıyı kaldır dersiniz. Mesela bu dosyayla ilgili artık bir telif hakkı aldınız. Bunun bağlantısını kaldırabilirsiniz. Artık bu dosyada zaten kimse erişemez. Bu bağlantıyı kaldırdıktan sonra. Paylaşım var. Çok güzel bir özellik. Bunu da ilerleyen dakikalarda yine belirteceğim ama yine de göstereyim. Burada paylaşmak istediğiniz kişinin mail adresini, e-posta adresini, bunda sınırı yok. İstediğiniz herhangi bir e-posta adresi olur arkadaşlar. Gmail, Hotmail, Mail.ru, Yahoo Mail veya Yandex Mail, Outlook, Windows Live veya ne varsa artık hangi birini kullanıyorsanız burada bunları yaptığınız zaman buradaki salt okunur veya işte sadece görüntüleyebilir, değiştirebilir, silebilir gibisinden izinler de verebilirsiniz arkadaşlar. Onu da ilerleyen dakikalarda göstereceğim size. Yine sağ tık üzerinden anlatımımıza devam ediyoruz. Yeniden adlandır dediğimiz zaman buradaki belgelerim ismini yine yeniden adlandırabilirsiniz. Taşı dediğiniz zaman işte şuradaki şu klasörün içerisine gibisinden böyle yerlere taşıyabilirsiniz. Böyle açılır bir menüsü var yani. Taşı dediğimiz zaman bu şekilde açılır bir menü var. Bu sayede hangi klasörün neyin nerede olduğunu da görebilir ve taşımak istediğinizi yapabilirsiniz. Taşıyabilirsiniz. Ha bir de şöyle bir özellik var. Sağ tık taşıyama niyetine bunu da sürükle bırak diyerek bunun herhangi bir klasörün içerisine sürükleyip bırakıp taşıma, yani drop drag olayını bu şekilde, yani sürükle bırak olayını da yapabilirsiniz. Burada kopyala var. Kopyala dediğiniz zaman işte hedef buluşturucu. İşte bunun içerisinde yapıştırırsınız. Aynı bu kopya oluşturursunuz. Veya dosyayı sil dediğiniz zaman bu en önemlisi. Silmeden önce o klasörün içerisinde bir şey var mı yok mu kontrol edip silin arkadaşlar. Gerçi silseniz de burada çöp kutusu var. Mesela burada FFF klasörü diye bir dosya silmişiz. Onu geri yükleyebilirsiniz. Ama hani bu şekilde bu uğraş sağlamak yerine burada geri yükle seçeneği var. Gördüğünüz üzere yine sağ tıkladığınız zaman buradaki ya da 3 nokta üzerine tıkladığınız zaman geri yükle seçeneği aktif var. Görünüyor arkadaşlar. Buradan da silmiş olduğunuz klasörü buradan geri yükleyebilirsiniz. Şimdi en güzel yerlerinden bir tanesi MegaSync'i, pardon Mega'yı sadece dosya yüklemeyle veya depolama alanından ziyade farklı yöntemlerle kullanabilirsiniz. O bölüme geldik. Burada paylaşılan klasör bölüm var. Burada şimdi benim bu videoları hazırladığımız bir arkadaşımız var. Editörüm. İsmi Tolga. Zaten bu kısımdan bunun kendisini göreceksiniz ama bazı yerleri gizleyeceğim. Çünkü bazı özel konuşmalarımız mevcut içerisinde. Anlaşmalar, video konuşmaları, hazırlıklar falan gibisinden. Onları da gösteremeyeceğim. Buradaki resimleri, videoları, yazıları ve vesaire ona benzer içerikleri bu platform üzerinden alışverişini sağlıyoruz. Yani ne oluyor? Daha kolay. Adam bir şey yüklüyor, direkt benimle paylaşıyor. Hem konuşuyor, hem sesli olarak konuşabiliyoruz, hem videolu olarak konuşabiliyoruz, hem chat olarak konuşabiliyoruz. Yani yazışarak konuşabiliyoruz, dosyalık verebiliyoruz. Süper bir şey. Mesela herhangi bir resmi, ekran resmini aldınız, Ctrl V dediniz, yapıştırdınız. O ekran resmini upload edip hemen görüntüleyebiliyor. Ya çok güzel özellikler var arkadaşlar. Onu da göstereceğim ben. Şimdi burada bu kısma şuradan geleyim arkadaşlar. Şimdi şöyle en başta şurada bir daha fazla bonus kazan seçeneği vardı. En başta görmüştük. Buraya tıkladık. Burada arkadaşlar mega arkadaş davet et. Devam et diyoruz. Böyle bir alan geldi karşımıza. Buradan anlatımımıza devam edelim. Mega uygulamasını yükleyen her arkadaşınızın başına 10 GB ücretsiz depolama ve 20 GB aktarım kotası kazanın diyor. Ama burada şunu diyor bakın. Mega uygulamasını yükleyen her arkadaşınız diyor. Mega uygulamasını. Arkadaşınızla konuştunuz. Bu tabi arkadaşınız da olmayabilir. Herhangi bir kişi de olabilir. Çünkü onun da işine yarayacak bir işlem. Ben zaten video altından sizlere daha çok hizmet verebilmek için arkadaşlar, daha fazla depolama alanı alabilmek için bu depolama alanını zaten sizin için kullanıyorum. Çünkü ona bir upload ediyorum. Hem güvenilir hem hızlı. Hem bu sayede bu video ile nasıl hızlı indirebileceğinizi, neler yapabileceğinizi de detaylı bir şekilde görmüş oluyorsunuz. Zaten video altındaki linke veya linke bana mail adreslerinizi gönderirseniz bu mail adreslerine size davet kodu göndereceğim arkadaşlar. Davet kodunu da alınca hem bu platform üzerinden hızlı bir şekilde konuşabileceğiz. Hem sesli veya görüntü olarak konuşabileceğiz. Hem de hızlı bir şekilde dosya alışverişi yapabileceğiz arkadaşlar. Onu da bazı kısıtlamalar ile yine devam edelim. Nasıl çalışıyor diyor burada. Anlatımı da tutorial'de mevcut arkadaşlar. Arkadaşınızın Mega'da ücretsiz bir hesap için kaydolmasının en az bir mega istemci uygulaması yüklemesi, senkronizasyon işlemcisi veya mobil uygulamalardan birini gerekir. Şimdi bir arkadaşınızın mail adresinizi aldınız, biliyorsunuz. O arkadaşa daveti gönderdiniz. O arkadaşınıza daveti gördü. Sizin gönderdiğiniz davetten linke tıkladı ve cihazını Android veya iPhone, iOS cihazına, tablet veya telefon cihazına MegaSync programını veya bu bilgisayara da olabilir. Bilgisayara MegaSync programını yükledi. Siz ne alıyorsunuz karşılığında? 10 GB. Peki bunu ne zamana kadar kullanabiliyorsunuz arkadaşlar? 365 gün, 1 sene boyunca 10 GB'ı kullanabiliyorsunuz. Peki bu sadece herhangi bir arkadaş sınırlaması var mı? Yok. Yüz binlerce arkadaşınıza gönderin, sorun değil. Arkadaşınızı istediğiniz şekilde davet edebilirsiniz. Buraya arkadaşınızın kaydolmadan önce e-posta adresi girerseniz kontrol kotanızı kazanırsınız diyor arkadaşlar. Diyor arkadaşınızı istediğiniz şekilde davet edebilirsiniz. Buraya arkadaşınızın kaydolmadan önce e-posta adresini girerseniz kotanızı kazanırsınız diyor. Şimdi sadece davetle gelmiyor. Mesela davetinizin yapacağınız arkadaşınızın buraya mail adresinizi giriyorsunuz önce arkadaşlar. Girdikten sonra göndere basıyorsunuz. Kişiye o adam mailine bakmadı, ulaşmıyor. Ve tek bir mail adresi var arkadaşınızda veya 3-4 tane var ama en çok kullandığı hangisi ise onu kullanacakları veya siz bunu biliyorsunuzdur. Buna Facebook üzerinden, Messenger üzerinden, telefon üzerinden veya farklı bir platform üzerinden yine aynı linki gönderdiniz. Bu adam da yine aynı sizin belirlediğiniz, buraya yazdığınız mail adresi üzerinden kayıt yaptırdığı zaman ne oluyor? Siz 10 GB otomatikmen almış oluyorsunuz. Peki arkadaşınızın sadece bir tane mail adresiyle mi kayıt olabiliyor? Hayır. Mesela bir arkadaşım var. O adamın 20 tane mail adresi var. Ve 20 tane benim gönderdiğim tüm mail adreslerinde ona isteklerini attım. 20 tane hesaptan tek bir arkadaş kayıt oldu. Ben ne alıyorum arkadaşlar? Ben 200 GB alan almış oluyorum. Yani burada arkadaşınızın isterse farklı hesaplardan 100 tane hesaptan buraya kaydolsun. Ben yine depolama alanı alacağım. Burada püf noktalardan bir tanesi şu. Mega sizi denetlemiyor. Yani benim elimde kendime ait 100 tane mail adresim var. Ben kendi kendime davet kodu gönderiyorum bu mail adresi üzerinden. Diğer mail adresleri üzerinde bunu kabul edip işte bilgisayarıma MegaSync'i yüklüyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum, oturumu açıyorum. Ne oluyor? Kendi kendime herhangi bir arkadaşımı davet etmesem bile 10 GB alan almış oluyorum. Bir senelik. Önceden Mega'ya kullanmış birini davet etmeniz geçersiz sayılır diyor arkadaşlar. Mesela ben Mega'ya kayıt oldum. Siz bana gelip davet ederseniz ben bunu kabul etsem bile siz karşılığında herhangi bir şey almayacaksınız. Bu örnek verdiğim bir şey. Bu arkadaşınız da olabilir. Mega'ya daha önce kayıt olmamış birisi yani kayıt olabilir ama maile davet ettiğiniz mail adresiyle kayıt olmaması gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşınızı burada mesela işte mail adresini girdiğiniz zaman Burada gönder tuşu var. Gönder dediğiniz zaman bu yaptığımız işte anlattığımız dikkat etmez noktalarını dikkat ettikten sonra 1 senelik 10 GB alanı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bunda sadece hani 10 GB mı alabiliyorsunuz? Tabii ki hayır. Daha fazla şey de yapabiliyorsunuz. Diyelim ki arkadaşınız da burada. Benim şu anda burayı gizleyeceğim. Şimdi Tolga arkadaşım vardı. Zaten bu kısımda görünüyor. Burada kişileriniz var. Bu kişiler üzerinden sohbet edebiliyorsunuz. Burada sohbet bölümü var arkadaşlar. Burada konuşmalar var. Burada sohbet edebiliyorsunuz. Mesela sohbet kısmını da göstereyim ama gizleyeceğim. Burada birçok konuşmamız oldu bugüne kadar. Bayağı bir konuşmamız oldu. İşte resim gönderdik, video gönderdik, onu gönderdik, bunu gönderdik. Buradaki bütün konuşmalarımız burada arkadaşlar. Buradaki davet ettiğiniz kişilerle sadece 10 GB depolama alanı almıyorsunuz. Ayrıca buradan da şey oluyor, liste oluşuyor. Bu liste ne işinize yarıyor? Buradaki arkadaşlarınıza sohbet edebiliyorsunuz, yazışma. Telefon açabiliyorsunuz bedava, istediğiniz kadar. Görüntülü konuşabiliyorsunuz, istediğiniz kadar bedava. Yani düşünün ya. Yine tabi WhatsApp böyle bir özelliği yine sağlıyor ama ben bunu web tarayıcısı üzerinden telefona bağlı olmadan yapmak istiyorum. Mesela WhatsApp web'i kullanacağım ama telefon bağlı olduğu için telefon kapandığı zaman, şarjı bittiği zaman yapamıyorum. Çünkü telefon bağlı değil. Ama Mega'dan bunu yapabiliyorum. Hem de nasıl? Herhangi bir numaraya da ihtiyacımız yok. Arkadaşımızın mail adresi olacak arkadaşlar. Ona daveti gönderdiniz mi? O adam da daveti aldı mı? Bunun sayesinde hem 10 GB kazanmış olacaksınız hem de sadece mail adresi üzerinden herhangi bir kişiyle görüntülü veya sesli veya yazışmalı iletişim kurabileceksiniz. Örnek Amerika'da arkadaşım var, ben buradayım. Adamla istediğimiz kadar buradan konuşabiliyoruz bedava. Görüntülü konuşabiliyoruz bedava. Yazışabiliyoruz istediğimiz kadar bedava. Zaten hani yazışmanın bir şeyi yok. Birçok platform var yazışma çatısı altında. Tabii yine Messenger'dan da görüntülü sohbetler yapabiliyoruz ama bana göre Messenger biraz kasıyor. Ama MegaSync öyle değil arkadaşlar. Çok hafif. Bunu kendinizde denediğiniz zaman göreceksiniz. Dediğimiz gibi görüntülü, sesli veya yazışmalı olarak iletişim kurabileceksiniz. Sadece mail adresiyle davet ettiğiniz ve bu davet ettiğiniz kişiler listesinde görünmüşse bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte alınan istekler bölümü var. Daha şu anda herhangi bir istek almadık. Gönderilen istekler var. Gönderdiğimiz zaten arkadaşımıza, Tolga arkadaşımıza gönderdik. Bundan hem 10 GB aldık hem de yazışmaları ve dosya alışverişini bu platform üzerinden sağlıklı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz için tercih ettim. Yazışmalar kısmında görmüştük arkadaşlar. Burada yine sohbet kısmında yazışmalarımız var. Burada sağ taraftaki yazıştığımız kişiyle sesli arama, görüntülü arama, dosya gönder veya sohbet geçmişini temizle, arşivle. Tamamen arşivleyebiliyorsunuz yazışmayı. Buradan şu kısma geldik. En son niye bu kısma geldik? Çünkü buradaki sohbet ettiğimiz veya kişi listemizde olan kişi bizimle ortak bir klasör paylaşıyor. Hani ben buradaki video içeriklerini nasıl alıyorum arkadaşlar? Tabii ki bu yolla alıyorum. Bu arkadaşım MegaSync üzerinden bilgisayara yüklü bir MegaSync program var. Yani tarayıcı üzerine sürükle bırak veya buradan dosya yükle, dosya seç demesine bile gerek kalmıyor. Aynı hesap üzerinden bilgisayara MegaSync programı var. Bu program içerisinde oturum açtığı zaman işte diyelim ki bana gönderecek paylaşım klasörünün içerisinde onları yüklüyor. Yüklediği zaman otomatikmen burada beliriyor arkadaşlar paylaşılanlar klasörü. Belirdiğinden dolayı ben buradan direkt bilgisayarıma indirebiliyorum. Yani anında. O anında bana yüklüyor. Ben de anında ondan alıyorum. Bu sayede ne oluyor? Hızlı bir şekilde veri aktarmış oluyoruz. Ha burada ne yapıyor biliyor musunuz bir de? Bir de yazıyor buraya. İşte Ali Osman ben dosyayı gönderdim al diyor. Bana hemen şurada bir bildirim geliyor. Veya hemen burada bir bildirim geliyor bir tane. Veya şurada bir bildirim geliyor. Mesela ben buradayım. YouTube kanalıma bakıyorum. Şurada bir bildirim geliyor. Mega'nın üzerinde 1 yazıyor. Ne oluyor 1 yazdığı zaman? Bu çok süper özelliklerden bir tanesi. Gerçekten çok süper özellik. Mesela işte dediğim gibi ben bir film izliyorum. Şu boyutta. Ha bu boyutta olmasın. Tam ekranda film izliyorum internetten. Adam bana mesaj gönderiyor. Veya paylaşım klasörüne bir dosya yüklüyor. Ben burada tabii tam ekranı izlediğim için bunu göremeyeceğim. Ama Mega'nın daha bir güzel özelliği var. Bildirim sesi veriyor arkadaşlar. Bim diye bir bildirim sesi veriyor. Aa ben burada dosya yüklemiş. Tamam ben hemen alayım. Hemen durduruyorum videoyu. Geçiyorum. Dosya mı göndermiş? Ha, dosya göndermemiş. Peki niye geldi? Bakıyorum sohbet kısmına birisi bana mesaj atmış. Hemen görüyorum arkadaşlar. Yani hem bildirimleri hem sesli olarak hem de simge olarak bana belirtiyor. Dediğim gibi farklı yerlerde işlemlerim var. Burada bir simge beliriyor. Bir tane bir olmuş, birisi bana mesaj yazmış veya dosya göndermiş gibisinden bir bildirim geliyor. Bu sayede ben işimi çok hızlı derecede anında yapıyorum. Yani Mega bana bunları sağlıyor arkadaşlar. Gerçekten de çok özelliği var bana göre. Yani bana göre hani paha biçilemez bir özelliği varmış gibi geliyor. Bir de çok güvenli arkadaşlar bu platform. Yani dediğimiz gibi en başında, videonun başında dediğimiz gibi virüslü dosyaları barındırmıyor. Yani siz bile zarar görmüyorsunuz bundan dolayı. Veya siz de böyle bir dosyayı upload etmeye çalışsanız bile kabul etmiyordur. Kabul etmeyecek arkadaşlar. Ve herkes sağlıklı bir şekilde dosya alışverişini sağlayacak. Buradan yine dediğimiz gibi bildirimler kısmı çok önemli. Ben bu şekilde birçok işlemi yaparken hem ses hem de bildirim ikonu aldığımdan dolayı işlerimi çok hızlı bir şekilde halledebiliyorum arkadaşlar. Ayarlar bölümü var. Ayarlar bölümünde de bazı yerleri kısıtlayacağım ben yine. Burada zaten benim hesabımla alakalı bölümler. Burada da neymiş? Dosya aktarımları. Şu anda var olan bir dosya aktarımı var mı? Bunu da görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela bilgisayarınızda MegaSync programı yüklüyse onu da farklı bir videoda anlatacağım. Çünkü 41 dakika oldu arkadaşlar. Orada işte diyelim ki dosyanız varsa, bir senkronizasyon açıksa işte dosyalarınızı klasör içerisine attınız, paylaşın veya normal klasör. Onlardan bir aktarım yaptığınız zaman veya arka planda bir indirme işlemi yaptığı zaman burada indirilenler, yüklenenler görüntüleniyor. Ve hani bu sayfayı kapatmamanızın belirtici bir bölümü. Çünkü zaten bu ekrana gelmeseniz burada bir bildirim oluyor arkadaşlar. Bu sayede ne oluyor? Zaten Google'u kapatmayacağınız anlamına geliyor. Yani orada bir indirme o işlemi var. Ve bunu kapatırsam bu iptal olur der. Ki sadece indirme işlemlerinde iptal olur. Bindirme işlemlerinde iptal olmaz upload işlemlerinde. Çünkü MegaSync üzerinden upload ediyorsanız arkadaşlar sorun olmaz. Ama tarayıcı üzerinden upload ediyorsanız upload ettiğiniz işlem yarıda kalır, iptal olur. Kapatmadan önce hem buradaki bildirimi hem de bildirim üzerine tıkladığınız zaman bir aktarma işleminin olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz. Ki hani çok yoğun çalışıyorsunuz. Böyle bir işlemi yaptığınızda unuttuğunuz, kapatmak istediğiniz zaman zaten tarayıcı size bir uyarı verecektir. Ama uyarı vermeyen tarayıcılar da var. Herkes Google Chrome kullanmayabilir arkadaşlar. Bundan dolayı da buradaki noktalara da dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Şimdi gelelim buradan uygulamalar kısmından web mağazası üzerine geçiş yapalım. Buradan da Mega'ya bakalım. Mega arayalım. Buradan MegaSync var. Üzerine bakalım ne diyormuş, ne demiyormuş. Güvenli bulut depolama. Mega 50 GB boş depolama alanına sahip güvenli bir bulut depolama alan servisidir. Zaten ne olduğunu burada belli ediyor arkadaşlar. MegaSync tarafı yükleyeceğinizi sağlayacaktır. Mega eklenti Mega'yı tarayıcınıza yüklemenizi sağlayacaktır. Yükleme süreleri kısaltacak, indirme performansını arttıracak. Bu önemli. Gerçekten de arttırıyor arkadaşlar. Ve güvenliği güçlendirecek. Sisteminizde bir versiyon indirmek isterseniz sisteminizi ziyaret edin diyor arkadaşlar. Bir de bunun şöyle bir sınırlaması var. Eğer buradaki Mega eklentisi burada zaten beliriyor, Mega eklentisi yüklemezseniz size bir sınır veriyor. İşte diyelim ki günlük 500 MB indirebilirsiniz diyor. 500 MB'den ikinci 500 MB, çünkü bir oyun yüklüyor bir adam 5 GB. Bunu 500 MB partlı yapmış. Zaten 5 GB tek part bile yapsa indiremeyeceksiniz. Çünkü size verilen sınır 500 MB. Tabii ama Mega eklentisi olduğu için 5 GB da indiremeyeceksiniz. Onun için de yine hesap açmanız gerekiyor arkadaşlar. Hesap açtıktan sonra size verilen aktarım oranı, aktarım kotası neyse onun üzerinden indirme işleminizi yapabilirsiniz. Ama indireceğiniz dosya öyle 300-500 MB'lık, 1 GB'lık bir dosya ise ikinci indirmede 500 MB'da eğer eklenti yoksa size sorgu sual soruyor. İndiremezsiniz diyor. Şu kadar saniye saat bekleyin diyor. Ama eklenti varsa arkadaşlar bunu yapmıyor ve indirme işleminize yine devam edebiliyorsunuz. Her seferinde 500 MB'lık indirme işlemlerinizi sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada yorumlar var. Yorumları okursanız tamamen Türk kullanıcıların çoğu yorum bırakmış. Bayağı bir herkes bırakmış. Hani burada kimlerin ne kadar şikayeti varsa buradan da bir deneyim, tecrübe edinebilirsiniz. Bu kullanıcılar hani buradaki yorumları yaparken ya işte mükemmel, süper yani demiş birisi. Bakın burada işte mükemmel demiş. Herkes mükemmel diyor. Harika diyor. Herkes çok güzel diyor. Mükemmel. Hızda gerçek. İşte Mega'dan iyisini tanımam bile. Dostum Google Drive var, tanır mısın Google Drive? Hasan Kaya Google Drive geçmiyor yani, taşak geçmiş. Süper işte ben hep bunu kullanıyorum, tavsiye bulut depolama diye buna denir gibisinden. Zaten görüyorsunuz yorumlar arkadaşlar, yani herkes bunu kullanıyor. Daha burada sonraki 25-32 bakalım daha var mıymış. Bu kadar yorum varmış. Tabii bu kullanışlı olan en son var veya işte ona benzer oy veren en yararlı gibisinden seçenekler de veriyor. Destek var mı? Bu uzantıyla ilgili sorun yaşıyorsanız destek sitesini yapabilirsiniz. Alakalı da zaten bununla alakalı şeyler bu video içerisinde tanıtabileceğimiz bu kısım değildi. Buradan zaten ön izlenimi görüntüleyeceğiniz alan arkadaşlar. Zaten Google Chrome kullanıyorsanız da sayfayı Türkçe diline çevirerek daha detaylı bir bilgi edinebilirsiniz diyoruz. Dedikten sonra bu kısmı da kapattık. Bir sonraki videomuzda sizlere MegaSync programının nasıl çalıştığını, nelere dikkat etmemiz gerektiğini, neler yapmamız gerektiğini teker teker aktarmaya, anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu sayede ne olacak? Siz tarayıcıyı bile, yani Google Chrome'u, Internet Explorer, Microsoft Edge'i veya Mozilla Firefox'u açmadan, içine girmeden bile dosya upload edebileceksiniz. Kendi bilgisayarınızda, telefonunuzda veya tabletinizde arkadaşlar. Onu da bir sonraki videomuzda detaylı bir şekilde inceleyerek sizlere aktarmaya, anlatmaya devam edeceğiz, çalışacağız. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video ile ilgili aklınızda takılan herhangi bir şey varsa video altına yorum yapabilirsiniz. MegaSync veya Mega platformunu gerçekten tek bir videoda anlatmaya çalıştım. O da 50 dakikaya kadar tekabül eden bir video süresi oluştu. Bundan dolayı kusura bakmayın. Çünkü diğer özelliklerini anlatmaya kalsam 4-5 tane video olur. Bunu da tek bir video haline mi getireyim yoksa part mı yapayım diye düşünüyorum şu anda. Zaten bunu ya partlı izliyorsunuzdur ya da tek partta izliyorsunuzdur. Buna daha karar vermedim ama bakacağız. Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey varsa video altına yorum yapabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir şeyi sorabilirsiniz. İstediğiniz zaman sorabilirsiniz. Gece 4'te olsa sorabilirsiniz. Yorumları kesinlikle okuyup geri dönüş yapıyoruz. Video altında bir tane link vereceğim arkadaşlar. Bu link içerisinde mail adreslerinizi lütfen belirtin. Biz de sizlere davet gönderelim. Bu davet ile hem biz 10 GB alalım hem de hızlı bir şekilde iletişim kurma amaçlı Mega üzerinden sohbet edebilirim arkadaşlar. Dosya alışverişi sağlayabilirim. Bildiğiniz üzere ben hep Messenger'da, Facebook'ta veya WhatsApp'ta olamıyorum. Şimdi yeni bir işim olduğundan dolayı veya yeni bir kampanya başlattığım için birkaç kişiyle de görüşüyorum şu anda video alımlarıyla alakalı ve bu video alımlarını, aktarımlarını, alışverişinde sağlamak için Mega'yı kullanıyorum. Ki haliyle neredeyse günümün yarısından çoğu Mega üzerinden geçiyor. Bu sayede ne olacak? Buradan size küçük de bir ipucu vermiş oldum. Bu ipucu sayesinde benimle Mega üzerinden istediğiniz kadar konuşabilir, sohbet edebilir, herhangi bir şey anlık olarak sorabilirsiniz. Dosya alışverişi sağlayabilirsiniz. Ve hani depolama alanı yardımında bulunabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede ne olur? Ben de sizler için daha verimli, daha çok programı, oyunu veya Android veya iOS içeriği upload edebilir ve paylaşabilirim sizlerle. Bir de yine dediğim, videonun başında da belirttim. Video çekip para kazanmak isteyen arkadaşlar da varsa video altında video çek para kazan linki var. O linke tıklayarak başvuru formunu doldurup sözleşmeyi kabul eden tüm arkadaşlarla seve seve sağlıklı bir şekilde çalışırız. Politika veya siyaset tarzı hariç tüm videoları kabul ediyoruz. Ve tabii belli başlı koşullar, sözleşme koşullarını da yine de linkten ulaşıp okuyabilirsiniz arkadaşlar. Zaten o şartlara ve koşullara uyuyorsanız sağlıklı bir şekilde sizlerle çalışırız ve hem siz bu kampanya üzerinden %50 karınızı, kazancınızı alırsınız, hem biz alırız, hem de video platformumuz hızlı bir şekilde büyür arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kanalımıza daha fazla video görmek istiyorsanız videolar kısmını ziyaret ederek yüklemiş olduğumuz 700 adet videodan tüm videolarımızı bu kısımda daha fazla yükleyerek tüm videolarımızı izleyebilirsiniz. Ayrıca bütün videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimler kısmını açabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Video bitti dostum. Beklemenin bir anlamı yok. Ha, istiyorsan yine kanala abone olabilirsin. Ben zaten gideceğim.